Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere revani tatlısı yapacağız. Revani tatlısı için çok kolay zaten malzemeleri. Buraya adı adım. Ben 40 adet yumurtadan yapıyorum. 40 adet yumurta ihtiyacım olduğu için yapıyorum. Ben size gene 10 yumurtaya düşüyorum, ustalarım için söylüyorum. Yumurta beyaz ve yumurta sarısı lazım. Difüzden çıkardım, difüze attım yumurta yaptıktan sonra. Çok soğuk olması lazım bildiğiniz üzere. Ve çırpma mikseriyle yapacağız. Büyük mikserle çırpacağımız için kazanımızın çok kuru ve çırpma telimizin çok kuru olması lazım. En ufak suda kesilebilir. Kesilmemesi için işte kazanımızın ve çırpma telimizin ve kaplarımızın, beyaz ve sarı kaplarının da kuru olması lazım. Peçeteyle yardıma hiçbir şekilde nemli kalmayacak bir şekilde kuru olması lazım. Yumurta beyazı, yumurta sarısı, toz şeker, un ve irmik lazım. Ben açıklama kısmında tarifi paylaşırım. Açıklama kısmı altta, videonun altında revani yazan üzerine, bağlantı üzerine tıklayın, altta bir sayfa açılır. Bunu her videoda tekrarlayacağım çünkü hala bana mesaj atanlar var, tarifi nerede diye. Bu yüzden dolayı bu şekilde söylemek istiyorum ve başlıyorum yapımına. Yumurta beyazını döküyoruz kazana, gördüğünüz gibi. Bunu direkt makineye takıyorum, sadece yumurta beyazını çalıştırıyorum şu an. Arkadaşlar bir çimdik, tabiri caizse bu kelimeyi kullanıyorum. Az miktarda tuz, yani bu kesilmemesine yardımcı olacaktır. Ve yavaş devirde çalıştıktan sonra hızlı devre alıyorum. Videoda çok ses geleceği için burayı duraklatmak istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurta iyicene kabardı. Şimdi toz şekeri yavaş yavaş yedirirken makine bir devirde çalışacak. Azar azar dökmeye gayret gösterin. Toptan hepsini birden dökerseniz sulanma yapar. Hemen bekletmeden ikiye alıyorum. Arkadaşlar şu anda şekeri de yediğinden emin oldum. Gözümde pürüzsüz bir hale olduğunu gördüm. Denemek istiyorsanız hani böyle şeker yediğini az bir şey alıp elinizde böyle ovalarsanız zaten şeker gelip gelince anlarsınız. Ben tecrübeli olduğum için bu konuda görerek de anlayabiliyorum. Ve şimdi yumurta sarısını dökeceğim. Bir devirde yumurta sarısını döker dökmez hemen sarı bulandığı anda kapatmamız lazım. Çok çalışırsa sulanma yapar. Çalıştırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Un ve irmiği harmanlayalım az bir şekilde. Böyle karışık alalımlar olmasın. Yani iyicene karıştıralım. Yedirirken zorlanmayalım. Makine indikten sonra bunu atmamız lazım. Çünkü makinenin mikseriyle çalıştırırsak o da sulandırır. Bu yüzden dolayı elimizle yedirmek mecburiyetindeyiz. Ve şu an yavaş yavaş dökerek ben kazana. Bu şekilde yoğurma işlemini yapacağım. Çok alttan üstten girerekten bu şekilde yapmamız lazım. Komple hızlı bir şekilde karıştırırsak bu da yapar sulanma. Yani siz diyeceksiniz şimdi her şey sulanma yapar. Evet her şey sulanma yapar bu şekilde. Çok dikkatli olmak lazım. Yavaş yavaş karıştırdıktan sonra devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz şekilde iyicene yedirdim. Yedirdiğinden emin oldum. Bakın bu şekilde sallanması oluyor, zaten köpek gibi olmuştur. Bu şekil kıvam gayet iyidir. Ve önceden yağladığımız margarin yağıyla bol bir yağla yağladığımız tepsilerin içerisine boşaltıyorum. Arkadaşlar 3 adet 800'lük baklava tepsi çıktı. Gördüğünüz şekilde bu şekilde, yani tam tamına 3 tepsi, biraz daha boyutunu bu şekilde gösterelim. Tamamen yüksekliği tepsinin 0'a 0 ayarında bunu bu şekilde düzeltiriz. Bu şekilde bakın arkadaşlar, bu şekilde böyle alıp 2 saat böyle çevirmeyle yapmayın. Çok sulanma yapar. Çok dikkat edin. Bugün bu kelimeyi çok kullandım ama gerçekten bu çok dikkat edilmesi gereken bir ürün. Bu yüzden bu şekilde yaptık. 200-180 derecelik fırına atacağız. 200 derece normaldir evde yapacakları da. 200, 190, 180 bu aralarda idealdir. Yani 180 diyor, 200 diyor, hangisi karar verir gibi meslekte anlamayan, yani meslekte olmayanlar diyeyim, yanlış anlaşılmasın. Meslekte olmayanlara pek problem değil, yani 20 derecelik dereceler. 180 derece idealdir.
Ben 200'de 180 taş tabanlı fırın olduğu için 200 derece üst, alt derece 180 derece atıyorum. Bir yarım saat kadar durduruyorum. Bir yarım saat kadar sonra ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra alt tabanda pişiyor. Piştikten sonra şerbet de sıcak olacak. Revan da sıcak olacak. Şerbeti de birebir. Yani bir tepsi 1 kilogram su, 1 litre su, 1 kilogram toz şeker. İçerisine birkaç damla limon tuzu atabilirsiniz. Bir iki kepçe içerisine nişkoz atabilirsiniz. Glikoz. Glikoz mu nişkoz mu? Karıştırıyorum onu. Nişkoz atabilirsiniz. Glikoz değil, nişkoz atabilirsiniz. Yani kesilmemesi için bunlardır. Onların hiçbirine gerek yok derseniz sadece 3'e 3'e de yarım limon sıksanız idealdir. Fırına atacağım. Şerbetimden sonra devam edeceğim. Arkadaşlar 30 dakika kadar fırına durdurduk ve şu anda kızardı yaklaş. Bakın görüyorsunuz. Pof pof yani. Yüzü kızardı. Kızardıktan sonra arkadaşlar yaklaştır abi. Kenarlardan çok hafiften izleri çıkaralım bu şekilde. Kolay çıksın. Direkt çıkmayabilir. Çok değil yani. Zaten hemen çıkar ama yine de garanti olsun. Kırılma olmasın. Bir tane aynı boyutta 800 gramlık baklava tepsi getiriyoruz. Ve bu şekilde şöyle. Aynı tepsinin içerisine koyuyorum. Bu şekilde 2-3 dakika veya da bilemedim 5 dakika kadar da yüzü kızarsın, burayı kalsın, tatlı bir renk olduktan sonra çıkartıyoruz. Arkadaşlar şu anda tam istediğim rengi aldı ve çıkardım. Şerbetim de sıcak olacak. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, şerbetim hemen kaynadı, fırına attım, o an koydum şerbeti. Kaynadı. Limon tuzunu fena attınız. Kendinize ayarladınız. Ondan sonra altını kapattım kaynattan sonra. Tekrar kaynattan sonra. Yani sıcak olması lazım ama kaynattan sonra hemen kapattım. Fazla kaynamaması lazım. Yapma şansı. Biraz fazla yumurta girdiği için çok pof pof olur. Çok güzel olur aslında. Ha, yumurtayı fazla sevmeyenler için biraz yumurtalı ağır girebilir, fazla girebilir. Bunu söyleyeyim ama çok lezzetlidir gerçekten. Bu da benim sizlere Ramazan'a özel bir farklı çeşidim. Paylaşalım diyeyim. Zaten çok çabuk çekiyor görüyorsunuz zaten. Sünger gibi olduğu için. Normalde birebir dedim hani birebir koyun. Ben 3 tepsilik yaptım için 3'e 3 koydum. 3 kilo şeker, 3 kilo su koydum. 3 litre yani. Koymam lazımdı. Ben 1 kilo fazladan koydum. Her ihtimale karşı. Fazla kalsa bile ben kullanırım. İş yerine çalışıyorum. Bu yüzden dolayısıyla standart zaten birebir olduğu için. Siz de fazla koyarsanız sizler için iyi olur tabii. Yani panik yapmayın. Yetişmedi, sıcak oldu, olmadı, çeker çekmez diye. Bakın bekliyor. İkisi de bekliyor zaten şu anda. Onları da veriyorum. Onları da aynı şekilde çekebilir zaten. Çok müthiş bir kektir gerçekten. Biraz yumurtası fazla giriyor. Kabul ediyorum. Yalnız çok güzel bir tariftir. Neredeyse bu şerbet bile yetersiz gelebilir. Ekstradan şerbet ilave edebilirim. Mesela aynı şekilde başınıza geldi. Şerbet az geldiğini gördünüz. Tekrardan şerbet kaynatın. Ondan sonra verin. Onu da çeker yani. Yok sonradan çekmeme gibi durumu yok zaten. 15 dakika içerisinde, 20 dakika içerisinde verdiğiniz takdirde çeker zaten. Rahatlıkla. Durduralım. Arkadaşlar kesme işlemini yapıyorum. Dörde beş keseceğim. Bunları da aynı şekilde keseceğim. Şerbeti ben birebir dediğim şeklini biraz daha fazlalaştıracağım sizlere. Oraya yazacağım. Fazla çıksın arkadaşlar, eksik olmasın. İçerisine fazla kalsın gerekirse. Pek problem olmaz yani. Şerbeti kuru kalacağını. Yani 1,5 kilo çıkaracağım ben.
tarifte öyle belirteceğim yani daha doğrusu. Azar azar Hindistan cevizi atıyorum. Ortadakini atmayayım. Ortadakini size çıkarıp nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Fıstıkla veya da sade bir şekilde olabilir. Bunlar normalde arkadaşlar dondurma ile veya da kaymak ile çok güzel yenir. Tavsiye ederim. Bir tanesini sizlere aracılığıyla çıkartmak istiyorum. İnşallah güzel çıkartmak. Evet. Bakın arkadaşlar. Şimdi bilinçli bir şekilde bu şerbeti bırakıyorum. Biz iş yerine sattığımız için bu şekilde bırakıyorum. Alt tabanı kuru kalmasın diye. Fazla olduğunu düşünün, yani düşünmeyin. Aklınıza öyle gelmesin. Belli bir zaman sonra bu kuruma yaptıktan sonra çekecektir onu. Çok az miktarda şerbet kalacaktır. Bu yüzden fazla verdim. Siz dediğim şekilde daha az verebilirsiniz veyahut da daha fazla verebilirsiniz benim şekilde. Arkadaşlar revan tatlısı bu şekildeydi. Ben bu şekilde değerlendirdim. Beğendiyseniz lütfen like atın. Beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Her türlü saygılı çerçevesinde oluşturan yorumlara açığım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.